Xiaomi Redmi Note 7 inceleyeceğiz. Tabii kırıp dökmek için değil, kendim için aldım. Almışken de inceleme videosu paylaşmak istiyorum. Almak isteyenler için fikir olur. Nereden alacağını bilmeyenler için de yorumlarda aldığım adresi de paylaşabilirim. Gönderim, paketleme gayet güzeldi. Ben direkt açtım. Şarj ettim 4 saat 6 saat kadar. Size de tavsiye ederim. Tekrar kutusuna koydum çünkü videonun başında paketlemeyi de görmenizi istedim. Bayağı bir özen göstermişler, dikkat etmişler. Zaten kutusu falan da çok güzel. Kutunun içeriğini şöyle bir görelim. Tabii kendi videomuzu kendimiz çektiğimiz için biraz böyle tek elle can çekişebiliyoruz. Şöyle ne koymuşlar buraya? Kullanım kılavuzu ve yetkili servis merkezinin bilgileri. Hemen şöyle kapağı kaldıralım. Buraya da bir kılıf koymuşlar. Şöyle. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Şöyle açalım. Çıkartalım. Normal standart. Kılıf olsun diye kılıf yani. Çok bir şey beklemeye gerek yok o kısımdan ama telefon gerçekten göze hitap ediyor gibi duruyor. Hemen onu da şöyle alalım. Ben tabii ki özellikle mavi aldım çünkü siyahı gördüğümde pek hoşuma gitmedi. Renk sanki fazla oturmamış bu telefona. Mavi daha güzel gibi. Yani göze hoş geliyor. Redmi Note 4'te kamera rezaletti ama Redmi Note 7'de 48 megapiksel kamera koymuşlar. İşlemcisi iyi. Bataryası yine iyi. Kamerayı da şu şekilde görebilirsiniz zaten. Bunun dışında buraya başka bir şey koymuşlar mı? Şarj aleti var bir de kutunun içinde. Onun dışında tabii telefonun sağlamlığından da çok bahsediyorlar ama ben burada ona güvenip telefonu vurup kırmayacağım. Daha o kadar para kazanmadım bu işlerden. O tarz videolar istiyorsanız da tabii kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz neden olmasın? Görüntü gerçekten hoşuma gitti yalnız. Evet. O konuda bir göze hitap ediyor arkadaş. Bir de açalım bakalım. Dediğim gibi gönderimde, paketlemede, ulaşımda hiçbir sorun yaşamadım. O yüzden almak isteyenler için aldığım adresi yorumlarda paylaşabilirim. Telefonun siyah rengi de var ama siyah renk o kadar güzel değil gibi geldi bana. Mavi daha tercih edilebilir. Dilimizi fazla mı gittim? Buradaymış. Kısmı atlayalım. Şunları da geçelim. SIM kartı da geçelim. Bunlar sonra ayarlanır. Bunlar da sonra ayarlanır. Bunları da geçelim. Bunları da.
Hangisi olsun? Sanki şu daha iyi. Telefonun sevebileceğim özelliklerinden biri de tabii çift SIM kart ve ikinci alan. Onları da şimdi ayarlardan önce şuradan ya da ayarlardan SIM karta bakalım. Tabii burada her şey şu an pasif. Daha önce kullandığım telefon Redmi Note 4. Burada tabii onu da görmediğim, onda olmayan ayarlar da var. Kullananlar varsa. Ben bakmak istediğim şu ikinci alan kısmı. Burada kendinize ikinci bir alan oluşturabiliyorsunuz. Hatta taktıktan sonra orada ikinci bir WhatsApp kullanabiliyorsunuz. Orada ayrı bir galeri oluşturabiliyorsunuz. Tamamen buradan bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz. İkinci alanı kullandığınız zaman da birinci alana gelen bildirimler, yani bu esas yerde aldığınız mesajlar bildirim olarak zaten diğer ekrana da düşüyor. Tek sevemediğim şey şu beyaz çerçeve. Bunları da değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani izlenim olarak gayet güzel. Tavsiye edebileceğim bir telefon. Zaten ben çok düşürdüğüm için özellikle dayanıklı olmasına dikkat ediyorum. Kolay kolay kırılmamasına. O yüzden benim için gayet ideal. Benim gibi sürekli düşürenler varsa onlara da tavsiye ediyorum.